dinlemek istiyorum. Evet, Korkma ve Düşle. Gerçekten çok heyecan verici. Benim açımdan da bu konuşmayı yapmak, geçmişe dönüp bir takım şeyleri tekrar tekrar gözden geçirmeme beni yöneltti. Aslında korkuları nasıl öğreniyoruz? Aslında korkuda öğrenilmiş dürtüler. Yani doğduğumuzda hiçbirimizin aslında korkuyu bilmiyoruz. Küçük bir çocuğu düşünün. Daha yeni yürümeye başladığını düşünün. Bu sürece baktığımızda aslında hiçbir şeyden korkmuyor. Didip sıcak bir şeyleri elliyor. Ya da farkında olmadan bir takım işte prizlere parmağını sokmaya çalışıyor. Bu açıdan baktığımızda aslında korkuyu zamanla öğreniyoruz. Peki bizi ne korkutuyor? Öncelikli olarak neyden korktuğumuzu bilmiyorsak eğer korkuyoruz. Yani korktuğumuz şeyi bilmemek aslında bizi korkutabiliyor. Ya da korktuğumuz şeyi bilmemize rağmen eğer onunla baş edemeyeceksek korkuyoruz. Peki korkmayı nasıl yönetebiliriz? Eğer korktuğumuz şeyin ne olduğunu bilirsek ve onunla mücadele etme gücümüz varsa o zaman baş edebiliriz. O halde korkmayalım. Peki düşleyelim mi? Evet. Hepimizin düşleri var. Hepimiz bu süreç içerisinde hayallerimizin bir kısmını düş olarak kabul ediyoruz. Bir takım hayallerimiz bazı zamanlarda kabusa dönüşebiliyor. İşte o zaman gerçekten zorlanıyoruz. Ama hayallerimizin düşe dönüşmesi de bizim açımızdan bazı zamanlarda heyecan verici. Nasıl heyecan verici oluyor? Önümüze bir takım hedefler koymuş oluyoruz. İşte bu hedefleri koyduğumuz zaman bir takım düşlerimizi hayata geçirmek için çalışıyoruz. O halde gerçekten korkmamalıyız ve düşlerimizi artırmamalıyız. Bu süreçte biz sağlık alanında çalışan doktorlar olarak ya da tüm sağlık çalışanları korkmazken tabii bunun bir takım altyapıları olması gerekiyor. Nasıl? Korkmadığımız zaman, normalde bir insan korkmadığı zaman kendine karşı sorumlulukları vardır ve olabilecek şeylerden kendisine karşı geri dönüş olur. Ama bizler korkmadığımız zaman oluşabilecek süreçlerde karşımızdaki hastalarımızı da düşünmemiz gerekiyor. O nedenle bizim korkusuzluğumuz bir temele dayanmalı, bir altyapısı olmalı. Bu aşamada ne demek istiyorum? Özellikle yapacağımız tedavilerde, uygulayacağımız süreçlerde, bir takım stratejik uygulamalarda bu korkularımızın yenmemiz için, karşımızdaki hastamıza zarar vermememiz için bir temelini oluşturmamız gerekiyor. Bizim tıp alanında bir Latince bir sözümüz var. Aristo'nun söylediği. Primum non nocere. Öncelikli olarak zarar verme. Bizim temel felsefemiz yola çıkarken birçok doktorun genellikle budur arkadaşlar. Önce zarar verme. Bu açıdan baktığımızda korkularımızı belirli etik değerler üzerine kurgulayarak, bilimsellik üzerinden yenerek, bir takım düşler kurarak hastalarımıza bir takım uygulamalar yapmaya çalışıyoruz ve destek olmaya çalışıyoruz. Aslında bu korkularımızla baş başa kaldığımız dönemler oluyor meslek hayatımız boyunca. Örneğin tıp fakültesini bitirdikten sonra ihtisasa başlıyoruz. Belli bir alanda uzmanlığımız başlıyor. Ve bu alanda çalışırken birçok ameliyatlara katılıyoruz, birçok hastamızı görüyoruz. Bu çalışmalarımız genellikle bizden büyük hocalarımızın eşliğinde oluyor. O eğitim sürecimizde biz tek başımıza bir şey yapmıyoruz. Ta ki uzman olana kadar. Uzmanlık sınavını tamamlayıp bir takım teorik ve pratik sınavları geçtikten sonra artık uzman olmaya hak kazanıyoruz. Ve ondan sonra artık tek başına müdahaleleri yapma fırsatımız ve şansımız oluyor. İşte bu süreçte ülkemizdeki uygulamalar gereği uzman olduktan sonra mecbur hizmete gidiyoruz. Hepimiz kura çektikten sonra ülkemizin belli yerlerinde mecbur hizmetimizi yapıyoruz. Bu süreç içerisinde ben de yaklaşık 12 yıl önce
ülkemizin çok nadide illerinden birisinin küçük bir ilçesinde mecbur hizmetime başladım. Kadın doğum uzmanı olarak. Büyük bir heyecanla oraya gittim. Ve gittiğim zaman ilk önce şunu gördüm. Orada ben tek kadın doğum uzmanı olarak çalışacaktım. Ve bu çalışmamda bütün oraya başvuran hastalarımızın sorumluluğunu ben takip edeceğim. Anestezi uzmanımız orada vardı. Ancak genel cerrahi ve üroloji uzmanlarımız yoktu. Bu süreç içerisinde bütün olabilecek süreçleri takip etmem gerekiyor. Bir taraftan da doğum yapmak için gelen birçok hastamız vardı. İşte bu aşamada onlara elimden gelenin en iyisini sunmaya çalışmam gerekiyordu. Elinden gelenin en iyisini sunmak nedir? Kadın doğum alanında anne adayının ve bebeğimizin doğum sonrası dönemde ikisinin de sağlıklı bir şekilde hastaneden taburcu edip evlerine yolcu etmemiz. Bizim temel amacımız budur. İşte bu süreçte yoğun bir şekilde hastalarımızın doğum süreçlerini tamamlamaya başladım, çalıştım. Ve vajinal doğumlar gerçekleşiyor, sezaryenle doğumlar gerçekleşiyor. Bütün bu süreç içerisinde bir taraftan poliklinikte yoğun bir çalışma temposu var. Ve ardından daha sonrasında şunu öğrendim. Bizim bütün bu istatistiklerimiz Sağlık Bakanlığımıza gidiyormuş. Ve neticede ilerleyen süreçte bütün yaptığımız doğumlar, vajinal doğum sayıları, sezaryen sayıları istatistik olarak takip ediliyormuş. Bilindiği üzere dünyada ve ülkemizde sezaryen ile doğumları mümkün olduğu kadar belli sınırda tutmaya çalışıyoruz. Bazı durumlarda sezaryen ile doğum yapmak gerekiyor. Bazı durumlarda vajinal doğum, eniden doğum olabiliyor. Bu her çiftimize göre, her bebeğimizin durumuna göre değişkenlik gösteriyor. Ve ardından o sene değerlendirmeler neticesinde vajinal doğum oranımız bizim son derece yüksek çıktı. Ve ardından daha sonrasında bu aşamada Sağlık Bakanlığı'ndan, İl Sağlık Müdürlüğü'nden, ilgili yerlerden bu konuda bir takım ödüllendirmeler yapıldı. Burada tıpkı tüm meslektaşlarım olduğu gibi, tüm kadın doğum uzmanları ve tüm meslektaşlarım olduğu gibi aslında hepimiz gittiğimiz yerde canla başla çalışarak anne ile bebeğimizin en sağlıklı bir şekilde süreci tamamlaması için uğraşıyoruz. O zaman tekrar ilk mecbur hizmete başladığım gün aklıma geldi. Belki bir takım korkularım vardı ama mecbur hizmeti tamamladığımda düşlerimle bu korkuları büyük kısmını yenmiştim. Tabii korkuları yenmek tek başınıza olmuyor. Bir ekip gerekiyor. Orada muhteşem bir ekip vardı. Orada ebe hanımlarımız vardı, personellerimiz vardı. Hep beraber dayanışma içinde çalıştık. Her gittiğim dönemde her hafta onlara bir takım eğitimler düzenleyerek teorik ve pratik bir takım bilgiler vermeye çalıştım. Bunun yanı sıra ilk gittiğimizde odada yaklaşık bir hasta odasında 8 kişi yatak vardı. Orayı bölmelere ayırdık. Bir proje ile 48 saatte her bir odayı özel odaya, tek kişilik odaya çevirdik. Oradaki yerel insanlar bir takım mobilya oraya bağışladılar, beyaz eşya bağışladılar. Her odayı yaşanabilir hale getirdik. İşte o sırada ben gerçekten düşlerimi de gerçekleştirdiğimi fark ettim. Benim için o süreç belki de hayatımın en özel dönemlerinden bir tanesiydi. Ama benim yine başka bir düşüm vardı. O da neydi? Bir akademisyen olmak ve bunun yanı sıra tüpü mekanında çalışmak. İşte oradan bu güzel günlerden ayrılarak üniversitedeki akademik hayatıma başladım. Çünkü bu benim için bir tutkuydu, bir düştü ve düşümü gerçekleştirme fırsatım olacaktı. Ve ardından akademik hayatıma başladım üniversitede. Akademik olarak devam ederken yine bir taraftan mesleğimizi yapıyoruz, yine bir taraftan bilimsel araştırmalarımıza devam ediyoruz ve yine bir takım korkularım vardı, bir takım düşlerim vardı. Tıpkı ilk 1978 yılında ilk tüp bebek uygulamasını yapan Bob Edwards'ın yaptığı gibi. Aslında onun anılarını ben tekrar tekrar dönüp dönüp okuyorum. Kitap haline getirdiği anıları var. 1978 yılında ilk tüp bebek dünyaya gelmiş iken aslında Bob Edwards'ın çalışmaları 1960 yılına dayanıyor. Ve 1969 yılında yani
9 yıllık çalışma neticesinde yazdıkları ilk makale Lancet olarak bildiğimiz çok saygın bir bilim dergisi tarafından bilimsel değerinin olmadığı şeklinde direkt reddediliyor. 9 yıllık çalışma. Ama yine heyecanlarını kaybetmiyorlar, korkularını yeniyorlar, düşleri bitmiyor ve tekrar çalışmaya devam ediyorlar. 71 yılında, 1971 yılında farklı bir kliniğe geçerek çalışmaya devam ediyorlar. Bu sefer yumurta toplama kısmına geçiyor. Kısa bilgi verecek olursam bu süreçle ilgili olarak doğurganlık gebelik elde edebilmek için kadının bir yumurtalığı ya da yumurtası olması gerekiyor. Bir embriyonun yerleşeceği bir rahimin olması gerekiyor. En az bir tüpünün açık olması gerekiyor ve bir de sperme ihtiyaç var. Bu aşamada yumurtaları laboratuvar koşullarında alıp birleştiriyorlar sperm ile ve insanlık tarihi için bu muhteşem oluşumu, bu muhteşem süreci gerçekleştirip ilk embriyo transferini yapıyorlar. 1975 yılında ilk gebelik elde ediyorlar. 1975 yılında. Ancak maalesef bu bir dış gebelik. Çok heyecanlanıyorlar ama sağlıklı bir rahim içerisinde devam eden bir gebelik değil. O zaman süreç tekrar bir hayal kırıklığıyla sonuçlanıyor. Ve ardından yine pes etmiyorlar, yine düşlerini kaybetmiyorlar, yine düşleri devam ediyor. Ve ardından daha sonrasında 1977 yılında 8 hücreli bir embriyoyu transfer ederek gebelik elde ediyorlar. Ve 10 Ekim 1978 tarihinde gece saat 23.40'da dünyada ilk tüp bebek İngiltere'de dünyaya geliyor. Gerçekten insan tarihi için inanılmaz bir süreç. Onlar korkmamışlar ve düşlerin peşinden etmişler. Benim de bir takım düşlerim var. Artık korkularımın büyük kısmını yenmeye çalışıyorum. Neden? Nasıl yenebilirim? Kendimi mesleki anlamda, yani mesleki korkularımı çok iyi bir şekilde teorik bilgimi iyileştirmek, geliştirmek, pratik cerrahi bilgimi geliştirmek, kendimi eğitmek, bir takım kurslara katılmak ve mümkün olduğu kadar olabilecek problemlere karşı hazırlıklı olmak, onların yönetimine karşı hazırlıklı olmak benim korkularımı yenmemi sağladı. Peki düşlerimi nasıl gerçekleştirmeye çalışıyorum? İşte burada da bir takım hayallerimiz oldu. Tabii ki yine etik çerçevede, tabii ki bilimsel yöntemlere uyarak biz hastalarımıza bir takım faydalar sağlamaya çalışıyoruz. Özellikle tüp bebek alanında yoğun son dönemlerde rastladığımız önemli problemlerden bir tanesi bilmediğimiz bir nedenle kadınlarımızın yumurta rezervi azalıyor. Özellikle 40 yaşın altında boğulduğunda erken menopozdan bahsediyoruz. Bu alandaki yoğun çalışmalarımız, oraya yaptığımız bir takım uygulamalar neticesinde gerçekten çok ilginç sonuçlar almaya başladık. Bunlar tabii henüz yeni uygulamalar. Henüz bilimselliği devam eden, bilimsel olarak kanıtlamamız için daha büyük çalışma ihtiyacı olan araştırmalar. Ama hiç unutmadığım bir hastamız sizinle paylaşmak istiyorum. 28 yaşında bir hastamız başvurmuştu bize çift olarak. 6 yıllık evlilerdi ve gittiği her yerde menopozal dönemde oldu ve çocuk sahibi olamayacağı söylenmişti. Aslında mevcut değerlendirmemize bakacak olursak gerçekten teknik olarak bebek sahibi olma olasılığı imkansıza yakın. Bir takım değerlendirmeler ve uygulamalar neticesinde ikinci adet döneminde kontrole davet ettik. Fakat adeti geciktiği için bize başvurduğunda morali çok bozuktu. Çünkü yine adet düzensizliği başlayıp yumurta rezervinde problem olabileceğini düşündüm. Geldiğinde ona acaba adet yetmesi nedeniyle gebelik testi yaptırdı mı diye sorduğumda bunun imkansıza yakın olduğunu söyledi. Ardından ultrasonda baktığımızda, o zaman ultrasonda bakalım diye öneride bulundum. Ultrasonda baktığımızda orada bir gebelik cesesi içerisinde bir kalbi atan bir bebek görüntüsü gördük. O nedenle hastamızın bu aşamadaki yaklaşımı, bizim korkularımızı yenmemiz, hastamızın korkularını yenmesi, düşlerimiz, bütün bunların peşinden gitmemiz bizi inanılmaz sonuçlara ilerletebilir. Burada belki de bizim açımızdan en önemli detay, mümkün olduğu kadar önce zarar verme ilkesinden uzaklaşmadan etik ve bilimsel çerçevede bütün bu kurallara uyarak
Mümkün olduğu kadar kendimizi geliştirerek, çiftlerimizi hastamıza detaylı bilgi vererek, onları yeterince aydınlatarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışmak. Sanırım hepimizin korkuları var, hepimizin güçleri var. Ama yine hayat felsefemiz korkma ve düşle olmalı diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.